bulutları değeceğim birazdan. Dağın zirvesine çıktık sayıları, çok az kaldı. Selam dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün yine bir sürüş yapıyoruz. Bu sefer diğer sürüşlerden çok daha uzun ultra bir sürüş olacak. 400 km'lik bir sürüş hedefim var. 5700 metrelik toplam tırmanışım olacak. Oldukça güzel. Bu sürüş yine Kadıköy'den başlıyorum ama bu seferki sürüşümü Yalova'da bitireceğim. Ve oradan vapurla beraber İstanbul'a tekrardan dönüş yapacağım. Oldukça uzun ve yorucu bir sürüş olacak. Gece saat 2'de yola çıkmayı planlıyorum ve şu anda da sürüş öncesinde bütün ekipmanlarımı hazırladım. Neler yiyeceğimi ve sürüşte hangi ekipmanları kullanacağım hepsi hazır. Hemen bunları size göstermek istiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi sürüşte kullanacağım ekipmanlarım ve sürüşte tüketeceğim gıdalarım hepsi masanın üzerinde duruyor. Buradaki eşyalarım hepsini bu 3 tane çantama yerleştirerek hepsini setin üzerine monte edeceğim ve 3 farklı çantayla bu sürüşümü tamamlayacağım. Burada gördüğünüz gibi bol miktarda sandviçim, karbonhidrat tozlarım, elektrolitli kafeinli jellerim, enerji barlarım, iç lastiklerim, ışığım, powerbankim, garminim ve pompam var. Burada gördüğünüz ekipmanların hepsini bu 3 çantaya yerleştirip hepsini sete monte edeceğim ve hemen sonrasında size nasıl gözüktüğünü ve nasıl bir dizayn yaptığımı anlatacağım. Öncesine gelin rotaya bakalım. Yarınki rotam gördüğünüz gibi olacak. Sürüşe Kadıköy'den başlayacağım. Kadıköy'den Pendik'e geçeceğim ve Pendik'ten yokuşa başlayıp Sevindikli'ye geleceğim. Sevindikli'den ufak dağ yollarından geçerek İzmit'e ineceğim. Ondan sonra asıl sürüşün kırıcı kısmı başlayacak ve bu gördüğünüz kısımda İzmit'ten sonra Kartepe'ye başlayacağım. Kartepe'de oldukça sert bir eğim beni bekliyor olacak. Şu an gördüğünüz gibi burası Sevindikli kısmı, şu alanın olduğu yer. Ondan sonrasında İzmit'ten sonra ise Kartepe tepe başlayacak. Kartepe kısmında oldukça canlar yanacak. Ardından bir iniş kısmına gelecek. Buradan ineceğim ve İznik'e doğru devam edeceğim düz bir kısımdan. İznik Gölü'nün etrafından yarım tur attıktan sonra da Armutlu'ya geçip Armutlu'dan Yalova'ya geçeceğim. Gördüğünüz gibi burada iki farklı sert yokuş var. Birincisi sürüşün bu kısmında olan Gebze'den sonra başlayacak olan yokuş kısmı ve sürüşün asıl en zor yokuş kısmı ise Kartepe tarafındaki yokuşun olduğu yer. Bu etapta toplamda 5700 metre yakın toplamda irtifa kazanacağım ve oldukça sert bir sürüş olacak. 400 km olacağı için bu mesafelerde bu irtifalar gerçekten can yakıcı irtifalar oluyor. Sürüşte kullanacağım bütün ekipmanları çantalara yerleştirdim ve çantaları şu an setin üzerine monte ettim. Gözüktüğü gibi hepsi bu şekilde hazır. Bir tane çanta, gidon çantam, ışığım, üzerine karminim, kadro çantam ve sel altı çantam var. Aynı şekilde arka ışığım var. Burada iki tane materyal takacağım. Tanesi 850 mililitrekten toplamda 1.7 litre suyum olacak set üzerine giderken. Bu şekilde bir setim hazır. Günaydın dostlar. Saat şu anda gece 1.50'ye geliyor ve hazırlandım. Kahvaltımı yaptım. Şimdi yola çıkmaya hazırım. Ne yazık ki hiç uyuyamadım neredeyse. 1.5 saatlik bir uykuyla ayaktayım. Yani dün uyuyamadım, dün güm ayaktaydım. Gece yarısı 1.5 saat uyudum ve şu anda sürüşe çıkıp 400 km sürüş yapacağım. Sürüş iyice zorlaşmaya başladı. Şimdiden bayağı bir zor bir sürüş beni bekliyorum, söyleyebilirim. Evet, sürüşe başlıyorum. Sahil yolu bitti. Şimdi sahilden ayrıldım. Artık biraz daha iç kısımlara doğru ilerleyeceğim. Yokuşlar başlayacak. Yollar biraz daha sakinleyecek. Saat şu an 4 küsür. Havanın aydınlanmasına bir saatten az kaldı. Hava aydınlanınca güzel olacak. 2 saatten fazla oldu. 65 km geride bıraktım. Bir tane şimdi patates yiyeceğim. Dün çok fazla uyuyamadım dediğim gibi. 1.5 saat uyuyabildim ve o yüzden vücudum yorgun. Nabzım kolay kolay çıkmıyor. Ve hafiften böyle üzerimde ağırlık var. O yüzden iyi beslemem gerekiyor. Eğer ki beslemeyi de aksatırsam bu sefer iyice çökerim. O yüzden sık sık beslenmeye devam ederim. Saat şu anda 5. 2 saat 53 dakika geri bıraktım. 84 km oldu toplamda. Gün doğdu da sayılır. Artık yavaş yavaş güneş kendini gösterecek ve hava ısınacak. Ondan sonra sıcakla boğuşmam başlayacak. Şehirden çıkıp bu köy yollarına gelince hava birden çok fena soğudu. Bir de gün bir saatleri olduğu için hava ekstra soğuk oluyor normalde zaten. Şu an burası bayağı soğuk. Üşütüyor şu an, titretiyor.
aslında Kıyırlı Köyü'ne geldim. Ama köy gözükmüyor. Şu an köy görmüş olmamız lazım. Köy yok. Çok fena sesi var şu an. 119 km oldu. Sevindikli'ye geldim. Hava soğudu, trafik soğudu. Gözlüğü çıkardım. Bakalım. Az kaldı İzmit'e. Sevindikli'den çıktım arkadaşlar. Şimdi bir yokuşum başladı. 12,5 km. İnişli çıkışlı bir yol neyse ki. O yüzden tek başına beni zorlamayacak. Şöyle. Buraya çıktıktan sonra İzmit'e ineceğini tahmin ediyorum. Yani hatırlamıyorsam bir şey olması lazım. İzmit'e indikten sonra da bugünün en zor yokuşu olan Kartepe yokuşu başlayacak. Orası da bayağı zor. Ama neyse ki hatırlamıyorsam sıcak asfalt olması lazım. Sürüşün 123 km'sini geride bıraktım. Toplam 4,5 saat oldu. Bir süredir sisin içine gidiyorum. Hava çok sisli olduğu için neme doymuş. Bu yüzden vücudumdaki ter buharlaşmıyor ve üzerimde kalıyor. Bayağı sırılsıklam ter oldum şu anda. Şöyle bir manzara var. Yani bu manzara değiyor ama. Etraf yemyeşil. Arkamız sen. Çok iyi bir manzaraya sahip de. Mükemmel bir ortam var şu an burada. Yani İstanbul'dan çıkıp buraya gelmeye değiyor. Mükemmel bir ortam. Toplamda 5 saatlerin öteki oldu ve artık İzmit merkezdeyim. Müsait bir yerde petrol ofisi bulunca benzin istasyonunda mola vereceğim. Sularımı dolduracağım. 2 matram da bitti. Ardından devam. Şu an petrol ofisine mola verdim. Su aldım. 2 matram da bitmişti. İkisini dolduracağım. Ardından da içeride elektrolit ekleyip bir şeyler tüketeceğim. Bir şeyler yiyeceğim. Sandviç vesaire atıştıracağım. Seyahat çantamdan da şuradan bir şeyler çıkarıp sırt çevrime yerleştireceğim. Çünkü giderken seyahat çantadan bir şey alamam. O yüzden oradan da sırtıma ekliyorum. Bol bol tüketiyorum. Orada azaldıkça da böyle mola verip oradan takviye yapacağım. Şu anda hemen karşımda Kartepe var. Yüksek ihtimalle kamerada gözükmüyordur ama şu anda bana bakıyor hemen karşı tarafına ve sislerin içerisinde, bulutların içerisinde. Bakalım nasıl geçecek. Dün gece 1,5 saat uyudum dediğim gibi. O yüzden yorgunluk da var. Hava da ısınacak. Nemli bir hava var şu anda. Zor bir gün beni bekliyor. Az önce yol kapanmıştı rotam üzerindeki. Normalde sol tarafta bir yol vardı. Oradan gidecektim ama yol çalışması olduğu için, yol tamamen kapandığı için sağ taraftaki yolu deneyeceğim. İleriden tekrar öyle bağlanıyor gösteriyor ama umarım ki o kısımda açıktır. Bakalım yol açık mı? Rotayı bağlandığımı gösteriyor ama rota gördüğünüz gibi yani yok. Yol yok.
Hala aynı devam ediyorum. Biraz daha sanki düzelir gibi oldu yol. Buradan silindirle geçilmiş çünkü yerler biraz daha düzgün. İleride böyle devam edecek mi bilmiyorum ama umarım devam eder. Şu an yavaş yavaş manzara çok güzel olmaya başladı. Böyle artık kasaba gibi değil de evler. Tek tük dağların eteklerinde manzaraya ayrı tat katıyor bu evler. Sanki Karadeniz'deymiş gibi. 25 iler taraf. Şu an gittiğim rota İzmit'ten çıktım. Yuvacık Baraj Gölü var. Onun yanından geçeceğim ve yaklaşık 900 metre yakınlara kadar tırmanacağım. Burada bir iniş çık yapacağım. Ve şu an gittiğim gibi yok, olmayacak bir tahmin ediyorum ki. Çünkü haritadan bakmıştım ve geçen aylarda orası kaymak asfaltı ve yemişildi. Şimdi de aynıdır. Hatta daha da güzeldir büyük bir ihtimalle. Oradan geçeceğim. Ardından da İznik'e ineceğim. İznik'ten İznik Gölü'nün etrafında bir yarım tur atıp Gemlik'ten Armutlu ve Yalova'da sürüşüm bitecek. Duruma göre oradan da İdo veya farklı bir vapurla İstanbul'da tekrardan gündelik yaşama devam. Yaklaşık 3 saat sonra bozuk yolum bitti. Şimdi beton yola bağlandım. Çok iyi sayılmaz yine ama Hatayış yoldan sonra orası mükemmel geldi. Şimdi tırmanmaya devam. Bol bol tırmanacağız bu dağda şimdi. Kartepe'ye doğru devam ediyorum. Yanımda göl var. Gölün ismini şu an unuttum. Şaka gibi. Hemen yan kısmına yazmışımdır şu anda. Birazdan Kartepe'ye doğru tırmanışa başlayacağım. Bu rotayı ben yapmıştım aslında. Yeni fark ediyorum yaptığımı. Ama tersten bir kısmını yapmıştım. Derbent'ten çıkmıştım ve buradan aşağı inmiştim. Onun linkini de, o videonun linkini de hemen üst kısmına eklemiş olurum şu anda. Güzel videoydu. Güzel çekmiştik o zaman. Şimdi Kartepe'ye doğru devam ediyorum. Beslenmeye devam. Sürüşün yerlerine saatlerine geldiğim için ve şu an yokuşa başladığım için kalori ihtiyacım iyice arttı. Bunu karşılamak için ve performansımı düşüklük yaşamamak için sık sık beslenmeye devam. Kilometrelik çok sert bir yokuşum başladı. Yokuşun neredeyse yarıdan fazlası çok koyu kırmızı. Bu da çok sert anlamına geliyor yokuş. 500 metre yakın toplayacağım sadece bu yokuşun bu kısmında. Ardından devamında inçik olması lazım yaşatıramıyorsam. Bu yüzden burada güzel bir irtifa toplamam beni bekliyor. Birkaç tane ilk sandviç yemişim diyorum kendi kendime şu anda. Yoksa enerjim bayağı düşecekti bu yokuşta. Şimdi o sandviçlerin yavaş yavaş kana karışmasıyla beraber bu yokuşu tamamlayacağız. Güzel bir inişten sonra tekrardan yokuşa başladım. Bu sefer 9 kilometrelik bir yokuş çıkacağım ve bu yokuşta toplamda 600 metre tırmanacağım. Güzel bir tırmanış. Az önceki'nin daha fazla olacak. Şöyle göstereyim. Ah, sıcak. Yokuşumu yarıladım. 4 kilometresi gitti. 4 kilometre kaldı ve ben de iyice yoruldum. İki matrağımı dikmek üzere.
Çok az suyum kaldı. Çeşme bakıyorum, herhalde çeşme denk gelmedi şansıma. Kartepe'de çeşme olamadım, şans. Ama çok güzel manzara var. Her taraf yemyeşil. Güneş kollarımı yıkadı az önce. Neyse ki bir ormanlık kısma girince ağaçlar sağ olsun korudu beni. Şimdi yine ağaçlar geliyor. Güneşten biraz koruyor. Bu şekilde 4 km daha tırmanmaya devam. Bulutları değeceğim birazdan. Dağın zirvesine çıktık sayıları, çok az kaldı. Toplamda 8 saat 10 dakika oldu. 192 km geri bıraktım. Kitabımı tamam etmişti az önce. Bayağıdır da çeşme arıyordum, bulamadım. Şu anda çeşmeye denk geldim. Hemen durdum burada. Bir şeyler sıçrayacağım. Elimi yüzümü yıkayacağım. Kollarımı yıkayacağım ve kimatramı dolduracağım. Ardından devam edeceğim. Sürüşü yarılamama çok az kaldı. Bundan sonra asıl zorluk başlıyor. Çünkü bacaklardaki ne var ne yoksa hepsini bu yokuşlarda tükettik. Ve bundan sonrasında da elde kalanla devam edeceğiz. Kolay gelsin. İzmir'e doğru Anayol'a çıktım. Bundan sonra İznik, oradan Gemlik, Armutlu, Yalova'da bitiş. 223 km oldu. Sürüşlerden fazlasını tanımadım. Bu an psikolojik olarak bir dayanak sağlıyor. Bundan sonra da sonlara doğru gücümü koruyarak devam edeceğim. 5 km'lik bir yokuşa başlıyorum şimdi. %8 ortalama eğimi var. Sert sarılacak beyim bu güneşin altında. Şimdi bunu çıkıp İznik'e doğru inişe geçeceğim. Güneş şu an çok fena yakıyor. Yani kavuruyor resmen ya. Bundan daha iyi bir şey söylemez herhalde. Kavuruyor şu anda. Böyle beni yağ tabanasına dökmüş. Kavuruyor. Çok iyi yanacağım ben bugün. Çok iyi. Daha geçidim, hala devam ediyor. Kollarıma bol bol su döküyorum ve döktükten birkaç dakika sonra direkt buharlaşıyor. Ellerimdeki sular hepsi buharlaşıyor. Hava inanılmaz sıcak. Şu an Garmin cihazım bana 40 derece olarak gösteriyor. Biraz daha böyle devam edersem yolda büyük bir ihtimalle daha da artar o. Hissedilen çok daha yüksek tabii ki de. Yani şu an vücudumun bütün
sınırlarını zorluyorum bu yokuşta sıcaklık olarak. 5 kilometrelik %8 eğimli yokuşum bitti. Ben de bittim. İnanılmaz sıcaktı. Yani 40 derecenin altına düşmedi neredeyse hiç sıcaklık. Bayağı sıcaktı hava. Şu anda ısıtan 40 derece. Ah! Yaktı. Kavurdu yani tamamen. Bir tane sandviç yiyorum şimdi. Biraz kendime gelmem gerekiyor. Çok sıcak. Karşıdan esiyor. Bizde şansın herhalde. Şu anda İzmir'e geldim. İzmir'in çıkışında petrol ofisinde durdum. Mola verdim. 255 km geride bıraktım. Burada yiyecek bir şeyler atıştıracağım ve sularımı dolduracağım. Ardından yola çıkıp Gemlik'ten Armutlu ve Yalova'da sürüşü bitireceğim. Yaklaşık olarak 145 km'lik bir mesafem kaldı ve hava kararmadan önce bu sürüşü tamamlamak istiyorum. Saatten geç 9'da Yalova'da da olsam benim için çok iyi olur. Orada duruma gidip yemek yiyip vapurla geri İstanbul'a geçeceğim. Geldim şimdi. Yaklaşık 350 km oldu. Ah yordu. Bugün toplamda 26 tane yokuş çıkacaktım kategorize edilmiş ve 25 tanesinde çıktım. Son bir tane kaldı bundan sonra. Ardından Yalova'da sürüşümü bitireceğim. Yalova sınırları içerisindeyim sen şu anda da. Az kaldı. Günün son yokuşu bitmek üzere. 200 metre kaldı. Sonra inişe geçiyorum ve Yalova vapur iskelesinde sürüşüm tamamen bitiyor. 400 küsur kilometre olmasına çok az kaldı. Şu anda Yalova sahiline geldim. 400 km geride bıraktım tam. 16 saat 45 dakika sürdü. Dün gün boyu hazırlık yaptım ve gece sadece 1,5 saat uyuyabildim. Gece 1'de kalkıp da 2'de yola çıktım ve neredeyse sabah gün doğumundan gün batımına kadar full set üzerine geçirdim. Çok fena sıcaktı. Yani hava inanılmaz derece sıcaktı. 40 küsur derecelerde gittim. En düşük 36-37 oldu gün boyu. Ve tüm derin döküldü. Bayağı bir yandım. Şimdi de işte vapuru iskelesine gidip buradan vapurla Kadıköy Pendik'e geçeceğim. Pendik'ten de eve. Yani şu an yorgunum bayağı ve bunu hissedemiyorum yorgun olduğumu. Tahmin ediyorum ne kadar yorgun olduğumu. Bir yemek yiyip oturunca büyük bir ihtimalle direkt uykum gelip sızacağım köşede. O yüzden vapura binip bu köşede bir 45 dakika kestirebilirim. Zor bir gündü. Umarım ki hoşunuza gider video.